Birinci soru. İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve uygarlığından olan Uygurlar özellikleri açısından farklı bir konuma sahiplerdir. Orta Asya şartları göz önüne alındığında Uygurlarla ilgili verilen bilgilerden hangisinin diğer Orta Asya Türk devletlerinden farklılık gösterdiklerine kanıt oluşturduğu söylenemez. a. Hukuk kurallarını yazılı hale getirmeleri b. Kut anlayışını sürdürmeleri c. Kütüphaneler kurmaları D. Matbaa kullanmaları. E. Yerleşik şehir kültürünü başlatmış olmaları. Şimdi arkadaşlar Orta Asya Türk Tarih dediğimizde, Orta Asya Türk Kültürü dediğimizde e, aklımıza ilk gelen e, göçebe, bozkır kültürü oluyor. E, Uygurlara kadar ki Türk devletleri, Orta Asya Türk devletleri genel itibariyle göçebe yaşamışlardır. Şimdi buradaki seçenekleri değerlendirdiğimizde hukuk kurallarının yazılı hale getirmeleri Yerleşik yaşayan Uygurlarla birlikte ortaya çıkmıştır. Uygurlar Türk töresini yazılı hale getirmişlerdir. Kutu anlayışını sürdürmeleri B seçeneğindeki. Sevgili arkadaşlar Orta Asya'daki Türk devletlerinin neredeyse tamamı yakını kutu anlayışını sürdürmüşlerdir. Gök Tanrı'dan aldıkları yetkiye devletin yönetildiğini iddia etmişlerdir. Bu yetkinin de bir aileye verildiğine inanmışlardır. Bu tabi ki e, bazen gök tanrı bazen ay tanrı olarak ifade edilmiş olsa da kut anlayışı geleneği sonuçta Orta Asya'daki Türk devletlerinde devam eden bir olgudur. Diğer seçenekleri de değerlendirelim. Kütüphaneler kurmaları. Uygurlar döneminde Türk devletlerinin kütüphaneler kurduğunu gördük. Matbaa kullanmaları. Bu da bildiğiniz gibi Uygurlara ait bir özelliktir. Özellikle yerleşik yaşamı benimsedikten sonra hem kütüphaneler kurmuşlar hem de matbaayı seri bir şekilde kullanmışlardır. E seçeneği yerleşik şehir kültürünü başlatmış olmaları yerleşik hayatın e, biz Uygurlarda başladığını biliyoruz. Bu da din değiştirmenin etkisiyle olmuştur. Cevabımız B seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. İkinci soru Kanuni Sultan Süleyman döneminde Muayat Savaşı ile Macar Krallığı mağlup edilmiş ve Orta Avrupa'daki Osmanlı hakimiyeti güçlenmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir. a. Türk İslam kültürünün Avrupa'ya ulaştığının b. Veraset sisteminin değiştiğinin c. Devletin mali gücünün azaldığının d. Macar Krallığı'nın tamamen sona erdiğinin e. Avrupa'da güç dengesinin değişmediğinin Şimdi arkadaşlar 1526 yılında Kanuni Sultan Süleyman, Mohaç Meydan Savaşı ile Macar Krallığını mağlup etmiştir. Hatta Macar Kralı da bu savaşta ölmüştür. Bundan sonra Macar topraklarının, Macar Krallığın Osmanlı hakimiyeti altına girdiğini biliyoruz. Şimdi, Macaristan konum itibariyle düşünüldüğünde Avrupa'da bulunan bir yer. Sonuç itibariyle bu başarı üzerine Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da hakimiyet kurduğunu söyleyebiliriz. Yani Türk İslam kültürünün Avrupa'ya ulaştığını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunun dışındaki diğer seçenekler veraset sisteminin değişmesi, e, veraset sistemi tahta geçme kuralı böyle bir bilgi yok. Devletin mali gücünün azaldı tam tersine bu başarıdan dolayı devletin mali gücü artacaktır. Macar krallığı tamamen sona erdi diyor ama Macar krallığı Osmanlı yönetimi altına girmiştir. E seçeneği Avrupa'da güç dengesinin değişmediği diyor. Avrupa'da güç dengesi bu saatten sonra Osmanlıların lehine değişmiştir sevgili arkadaşlar. Üçüncü soru. Avusturya karşısında başarısız olan Osmanlı Devleti Pasarovça Anlaşması'nı imzaladıktan sonra 30 yıl kadar Batı ile savaşmamış ve ilk defa Batı tarzında yenilikler yapmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak 1. Barış ortamını değerlendirmeye çalıştığı 2. Batı'nın üstünlüğünü kabul ettiği, üç toprak bütünlüğünü korumayı amaçladığı durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar parçada verilen bilgiye bakıldığında Osmanlı Devleti Batı ile 30 yıl kadar savaşmadığı ifade ediliyor. Bu barış ortamının korunduğuna kanıttır sevgili arkadaşlarım. Birinci öncülü doğru kabul edeceğiz. İkinci öncüle bakıyorum. Batı'nın üstünlüğünü kabul etti. Şimdi burada parçada Batı tarzı yenilikler yaptı. Yani Batı tarzı ıslahatlar yaptığı söylenmiş. Batı tarzı ıslahatların yapılması Osmanlı Devleti'nin Batı'nın üstünlüğünü kabul ettiği anlamına gelir. Biliyorsunuz ilk defa Osmanlı Devleti Batı tarzı ıslahatlarını Lale Devri'nde yapmıştır. Toprak bütünlüğünü korumayı amaçladı. Evet, yani Batı ile 30 yıl kadar savaşmamış olması ve batı tarzı ıslahatlara girişmiş olması da devletin toprak bütünlüğünü korumayı amaçladığını gösteren gelişmeler arasında değerlendirilir. Cevabımız her üç öncülde yani E seçeneği olacak arkadaşlarım. Birinci soru. Birinci Dünya Savaşı'na katılan ABD, yayımladığı Wilson prensiplerinde itilaf devletlerinin gizli paylaşım planlarına karşı çıkmış ve dünya barışı için bir yapının oluşturulmasının gerektiğini savunmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ABD'nin hedefleri arasında gösterilemez? A. Dünya siyasetinde söz sahibi olmak. B. Çok uluslu devletlerin güçlenmesini sağlamak. C. Üstün görünümündeki konumunu sürdürmek. D. İtilaf devletlerinin güçlenmesini önlemek. E. Yeni bir savaşın önüne geçebilmek. Şimdi Amerikan başkanı tarafından yayınlanmış olan bu ilkelerin temeldeki amacı dünyaya barış ortamı getirmekti ve bir an önce dünya savaşını sonlandırmaktı. ABD'nin e, bu ilkeleri yayınlamaktaki gayesi dünya siyasetinde bu şekilde söz sahibi olmaktı. Bu yüzden A öncülünü eliyoruz. B'ye bakıyoruz. Çok uluslu devletlerin güçlenmesini sağlamak. Birinci Dünya Savaşı sonuçları itibariyle çok uluslu devletlerin parçalandığı bir ortam oluşturmuştur. Ve Amerika'nın yayınladığı ilkelerde de e, hatırlayacağınız her millet kendi geleceğini belirler ilkesi yer almıştır. Bu durum çok uluslu devletlerin güçlenmesini değil tam tersine parçalanmasına yol açmıştır. Cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlarım. Ama diğer seçenekleri de değerlendireceğiz. Üstün görünümdeki konumunu sürdürmek, ABD zaten yayınlamış olduğu bu ilkeleri e, itilaf devletlerine kabul ettirerek üstün konumunu sürdürmeyi hedeflemiştir. Yani dünya siyasetine söz sahibi olmak istemiştir. İtilaf devletlerinin güçlenmesini önlemekte de yine bu gaye doğrultusunda yapılmıştır. Yeni bir savaşın önüne geçebilmek parçada da okuduğunuz gibi dünya barışı için bir yapının oluşturulması yani üstü kapalı olarak burada belirtti milletler cemiyetinin kurulması burada da Amerika yeni bir savaşın önüne geçmek istemiştir. Cevabımız B seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Beşinci soru Sakarya ve Büyük Taarruz savaşlarında Zaferler kazanan başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferin sırrı orduların sevk ve idaresinde bilim ve teknik kurallarını yol gösterici olarak almaktır ifadesine bir Düzenli orduların kurulması 2. Kuvayi Milliye'nin genel kurmaya bağlanması 3. Ankara'da subay okulunun açılması durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Şimdi sevgili arkadaşlar... ...hepinizin bildiği gibi Kurtuluş Savaşı sırasında cephelerimizde Doğu, Güney ve Batı şeklinde bir yapılandırma söz konusuydu. Doğu cephesinde Osmanlı'dan kalan son düzenli ordumuz savaşırken Güney ve Batı cephesinde Kuvayi Milliye savaşmaktaydı. Kuvayi Milliye halkın kurduğu düzensiz birliklerdi. Güney cephesindeki savaş boyunca hep Kuvayi Milliye mücadele etmişti. Ancak Batı cephesinde... Yunan düzenli ordusuna karşı mücadele eden Kuvayi Milliye bir süre sonra başarısız olmuştu ve TBMM'nin aldığı kararla düzenli orduya geçilmesine karar verilmişti. Şimdi Atatürk'ün bu sözüne baktığımızda e, zaferin sırrı olarak düzenli ve e, ilmin gereği hareket edilmesi yani işte düzenli orduların kurulması. E, mesela düzenli ordular sayesinde karşınızdaki düzenli orduyu yenebilirsiniz. Yine diğer bir öncül, Kuvayi Milliyenin genel kurmaya bağlanması. Yani bu işlerin sevk ve idaresinde, orduların sevk ve idaresinde bir merkezden hareket edilmesi. Yine aynı şekilde. Üçüncü öncüle bakıyorum, Ankara'da subay okulunun açılması. Yine düşünülürsek askerlik mesleğinde bilim ve teknik kuralların uygulanması manasında düşünülür. Yani sevgili arkadaşlar, buradaki her üç öncül de burada sözü geçen, Zaferin sırrı, orduların sevki ve idaresinde bilim ve teknik kurallarını yol gösterici olarak almaktır ifadesine uygun düşer. Yani yapılan işlerin tek merkezden akla ve mantığa uygun şekilde idare edilmesi bağlamındadır. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Artı 3. saat diliminde yer alan Iğdır'dan Perşembe günü saat 1.30'dan hareket eden bir uçak 8 saat süren yolculuk sonrası eksi 8. saat diliminde yer alan San Francisco'ya inmiş. Uçak San Francisco'ya indiği anda burada yerel saat kaç ve hangi gün yaşanır? Burada sıfır başlangıç, artı 3. saat ve eksi 8. saat dilimlerini belirtmemiz gerekiyor. Burada Iğdır var. Saat 01.30 ve günlerden Perşembe. Aynı anda San Francisco'daki saati ve günü bize sormakta. Bu yolculuğunda 8 saat sürdüğünü ifade etmekte. Şimdi bir defa Iğdır şehrinde 01.30 olduğunda acaba San Francisco'da saat aynı anda kaç bunu bulmamız lazım. Buradan görüleceği üzere artı 3'ten 0'a 3 saat 0'dan eksi 8'e 8 saat toplamda burada 11 saatlik bir fark olacak. Nasıl bir fark olacak? Batıya doğru gidildiği için saatler geri olacak, eksi saat olacak. O halde 01.30'dan 11 saati çıkarmamız gerekiyor. Burada görüleceği üzere 01'den 11 çıkmayacağına göre hemen buraya 1 24 saat ilave ederek 25.30'dan 11 11-0-0'ı çıkarıyoruz. Burada 14.30 gibi bir Saat karşımıza çıkıyor. Peki işlem bitti mi? Hayır. Buna 8 saat de ilave etmemiz gerekiyor. Çünkü bu yolculuk 8 saat sürmüş, orada geçen bir zamandır. Saat 22.30 bulunuyor. Gün olarak ise perşembe değil. Henüz o saate ulaşılamadığı için çarşamba günü yaşanıyor. Bu nedenle sorumuzun yanıtı çarşamba gününü veren ve saati de 22.30 veren şık olduğuna göre burada Bursa şık olacaktır. Yukarıda yapılan bitki ve hayvancılık türü eşleştirmelerden hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur. Makiler kıl keçilerinin tercih ettiği çallık alanlardır. Bozkırlar koyunların, çayırlar ise sığırların tercih ettiği alanlardır. Tut ağacı ipek böcekçiliği için uygun ortam oluşturur. Bu nedenle 2 ve 3 numarayı değiştirdiğimizde Sorunun yanıtı doğru olacaktır. Bu nedenle de bu şıkkı veren Ceyhan Şıkkı sorumuzda yanıt olmaktadır. Tarımsal nüfus yoğunluğu tarımda çalışan nüfusun tarım alanına bölünmesiyle ortaya çıkar ve yer şekilleri bu yoğunluk üzerinde etkilidir. Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerden hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu en azdır? Tarımsal nüfus yoğunluğunda arazinin geniş olması bu yoğunluğu azaltan bir durum olmaktadır. Verilen sahalar içerisinde 1 numarada Kaz Dağları, 3 numarada Batı Karadeniz Dağları, 2 numarada Toros Dağları, 5 numarada Doğu Karadeniz Dağ Sistemleri buralar oldukça engebel hale getirmekte ve tarım alanlarını kısıtlamaktadır. 4 numarayla gösterilen Konya yöresinde ise arazi oldukça düz ve ovalıktır. Bu nedenle tarımsal yoğunluk az olmaktadır. Bundan dolayı sorumuzun yanıtı 4 numarayı veren Denizli şıkkı olacaktır. Delta oluşum şartları göz önüne alındığında gibi maddelerden kaç tanesinde yanlışlık yapılmıştır? Delta oluşumu var ise akarsu bol miktarda alüvyal taşımalıdır. Kıyıda gelgitgenliği fazla olmamalıdır. Akarsu aşındırma gücü olmalıdır. Kıyıda derinlik fazla olmamalıdır. Kıta sağanlığı geniş olmalıdır. Buradan hareketle kaç tanesinde yanlış yapılmış? 1 ve 2 tanesinde yanlış yapılmış. Bundan dolayı sorumuzun yanıtı Bursa şıkkı olacaktır. Bağıl nem mutlak nemin maksimum neme oranına denir. Türkiye haritasında numaralandırılan yerlerin hangisinde bağıl nem oranı en fazladır? Burada verilen sahalar içerisinde Türkiye'nin en yağışlı bölgesini de oluşturan Doğu Karadeniz'deki 4 numaralı yerde nem yıl boyu daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle yanıtımız 4 numarayı veren Bursa şıkkı olacaktır.